Tabana Kuvvet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni video ile sizlerleyim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizlerden bir şey rica edeceğim. 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. 5000 aboneye çok az kaldı. Bir abone deyip geçmeyin yani. 2 saniyenizi alır. 5000 aboneye bir an önce ulaşmamızı hedefliyorum inşallah. Daha sonraki hedefimiz 10.000 abone. Şimdi arkadaşlar, bu videoda neler yapacağız birazcık sizlere onlardan bahsedeyim. Dün çekmiş olduğum 27 dakikalık video var. O 27 dakikalık videoyu bu videonun ilerisine koyacağım. Çünkü o videoda bir anlamlandırılmış bir konu bulamadım. Çünkü farklı farklı şeyler var. Bir klarnet çalıyoruz, bir şarkı söylüyoruz, bir yemek yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz işte. Onu bu videonun ilerisine koyacağım çünkü. Bu videonun konusuna gelecek olursak arkadaşlar, geçen gecenin köründe jandarmalar gelmişti. Jandarma ağzısıyla aramızda geçen diyalog sizlere anlatacağım. Başlığı da ne koyarım bilmiyorum. Başlığı düşüneceğim. Güzel, şöyle dikkat çekici bir başlık koymam lazım. Bir de dikkat çekici bir kapak fotoğrafı koyarsam güzel olur. Gece jandarmalar geldi falan gibisinden bir şey yani. Ya daha çok insanları çekebilmek, ilgiyi üzerine çekebilmek yani önemli olan. Çünkü ne kadar dikkat çekici, ne kadar ilginç, esrarengiz şeyler bulabilirsem o şekilde daha çok izleyen olur videoları diye düşünüyorum. Standart mesela karavanda yaşam, karavanda şey, onları tamam izleniyor ama belli bir kesimde kalıyor. 1000 izlenme, 2000 izlenme vesaire. Bakalım, bir şey düşüneceğim. Şimdi ne yapacağım? Konumuza geçmeden önce jandarmalarla aramızda geçen olayı anlatacağım da sizlere, diyaloğu anlatacağım. Zaten bir kere geldiler, ondan sonra bir daha gelmediler arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu salçayı, kavanozu falan yıkadım, bulaşıkları falan yıkadım. Şöyle göstereyim sizlere. Bulaşıkları falan hallettim. Şu tencereyi bir önce şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Şu tencereyi de şuraya koyalım. Birazdan yemek yapacağım da şu kaşığı, bıçağı falan yerlerine yerleştireyim. Buraları bir silmem lazım. Neyse, ondan önce şu salçayı hemen bozulmadan, hatta şu tarafa çevireyim şey kamerayı. Şöyle şurada halledelim. Ben de çekeyim. Heh. Manzaraya karşı. Şu kaşığımızı da alalım. Direkt kavanozumuzun içine koyacağım. Suyu atalım içinden. İnternetten bir bakayım aslında ya. Nasıl şey olmaz, bozulmaz. Ya sanki bir yorumunuzda görmüştüm ya. İçine yağ koyarsan bozulmaz diyen olmuştu sanki, sıvı yağ. Bir internetten bir bakayım tekrardan. Olmadı, sıvı yağ koyacağız içine. Kaşıkla da zor oluyor da neyse, bir şey olmaz. Su varmış zaten bu salçanın içinde. Ya buzdolabında kendi sulandı ya da suyu varmış yani. Su mu artık, yağ mı, başka bir şey mi bilmiyorum. Bu video da bayağı uzun olacak ha. 30 dakika, 35 dakika. Zaten 27 dakika oradan. 10 dakikada öyle desen. 37 dakika falan. Salçayı bir koyalım da. Neyse arkadaşlar, ben bunu koyayım, bir de içine yağ koyuluyor mu onu bir bakayım internetten. Jandarmaların geldiği, aramızda geçen diyaloğu falan hepsini sizlere birazdan anlatacağım arkadaşlar. İzlemede kalın. Ben şunu hemen halledeyim. Neyse arkadaşlar, videomuzun asıl konusuna gelelim. Neyse abi, jandarmalar geldi. Gecenin bir körü zaten, ben uyuyorum saat 1-2 sıralarında. İzmir jandarmamız, polisimiz. Canımız kanımız bizim ya. Herkeste silah var mesela. Bence sadece jandarmada, poliste olması lazım silah. Onlar da olmalı bence. Çünkü normal insanda silah olmamalı ya. Neyse abi, geldiler işte. Gece güm kapıya vurdular. Ben de açtım kapıyı. Hayırdır dedim, şöyle bir baktım. Neyse, baktım jandarmaymış, ondan sonra tamam. Sıkıntı yok. Dediler işte, sordu. Orada as subay vardı, yanında da normal jandarmalar vardı yani, normal asker. Uzman mıydı, as subay mıydı tam bakamadım, o uyku sersemi şeyle. Neyse, karavanla şey yaptı, ışıkları açtım işte, içeriye baktılar falan filan. Yanında asker vardı, bir tane asker de diyor,
Jandarma yani, normal jandarma. Diyor benim hayalim diyor karavan falan diyor. İşte sohbet ettik biraz. Nerelisin falan filan. Assubay falan da, assubayla falan da sohbet ettik bayağı. Normal şey yapıyorduk, konuşuyorduk falan işte. Ondan sonra Şile'yi gördü yatakta. Dedi bu ne ya kardeşim dedi, yani bu köpek olur mu dedi. Tamam iyi düşünmüşsün, her şey güzel de dedi. Ben dedim fabrikaya gidip geliyorum, buraya çektim dedim, burada kalıyorum. Asvay dedi işte kapını falan güzelce kilitli dedi. Buralarda ne olacağı belli olmaz dedi yani. İçki içenler falan çok oluyor dedi. Ondan dolayı dedi. Biz dedi her zaman buraya gelip gidemiyoruz dedi. Dikkatli ol dedi işte. Can ya işte öyleleri can. Ondan sonra işte yağmur bastırdı zaten. Ondan sonra gittiler. Böyle jandarmamıza, böyle askerimize, böyle polisimize can kurban arkadaşlar. Vay burada kalamazsın, burada konaklayamazsın, başka yere git falan. Öyle diyenler oluyor bazen. Delirtiyorlar adamı ya. Ama böyleler de çıkıyor yani. Geneli böyle zaten. İyi ya, iyiler yani. Canımız, kanımız onlara emanet. Bu da böyle olsun arkadaşlar, şimdi videonun devamına geçelim. Evet arkadaşlar, işten geldim, şimdi Şile'ye doğru gidiyorum. Şila, sevince bakar mısın sevince? Suyunu dökmemişsin, aferin. Suyunu dökmemiş, makarnayı bitirmiş. Hani benim kızım? Tamam tamam tamam. Tamam dur çözeceğim. Bir dakika dur. Videoyu kapatayım çözeceğim. Tamam kızım dur bekle. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin. Çok severdin. Seni kırmışlar yârim. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin. Çok severdin. Tabana Kuvvet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni video ile sizlerleyim. İşten geldim arkadaşlar. Şimdi Şila'nın karnı çok acıkmış. Şila'ya bir dünden kalan fasulye vardı. Onu yapacağım hem kendime hem Şila'ya. Ondan sonra mercimek vardı normalde. Şu saklama kabında şey yapıyordum da kötü kokuyor. Bozulmuş galiba. Onu atacağım çöpe. Hemen Şila'nın işini bir halledelim. Çünkü sabah vermiştim. 10 saattir falan. Yani sabah 7 ile duruyor. Acıkmış yani, dibimden ayrılmıyor. Size tipini göstereyim. Böylece bana bakıyor. Bak bak bak. Böylece bana bakıyor. Bir de arkadaşlar yorumlarda falan gördüm. Yazanlar var. Yok şeker, küp şekeri ver köpeğe. Üzerine nane yağı damlatıp falan. Ondan sonra başka ne? Soğan verebilirsin. Bir sıkıntı olmaz diye yazan gördüm. Bunlara kesinlikle aldanmayın arkadaşlar. İnternetten araştırdığınız zaman zaten elde edersiniz bilgileri. Soğan, şeker, bu tür şeyler yani şekerli şeyler, soğanlar falan filan hep zararlı hayvanlar için, köpekler için daha doğrusu. Kesinlikle vermeyin. Aynı zamanda tavuk kemiği de. Tavuk kemiğini herkes veriyor. Kolay bulunabilir bir şey. Faydalı olabilir tamam, ama tavuk kemiği o kırıldığı zaman bıçak gibi keskin oluyor. Boğazına, bağırsaklarına saplanıp oraları kesip delik deşik atabiliyor yani. O yüzden dolayı tavuk kemiği de verilmemesi lazım. Ha, dana kemiği olur. Kıramayacağı, parçalayamayacağı şeyi. Kırsa bile içinde ilikler oluyor. İlikli olanlar oluyor. Onlardan verebilirsiniz. O sıkıntı olmaz. Çünkü kırıldığı zaman bıçak gibi kesmiyor. Parça parça parçalara ayrılıyor. Sindirebiliyor onu. Sıkıntı olmuyor da tavuk kemiği öyle değil. Tavuk kemiği vermeyin. Şekerli şeyi vermeyin. Soğan vermeyin. Bununla alakalı aslında bir başka bir videoda bahsedeceğim. Köpekler için neler zararlı, neler faydalı. Onları da şey yapacağım. Ben de çünkü araştırıyorum elimden geldiğince. Düzgün şeyler vermeye çalışıyorum. Şimdi şu hemen şunu biraz camları açtım da hava alsın diye. Biraz sıcak çünkü karavan içi sıcaklamış. Bunun normalde yapmazdım. Bugün de başka bir şey yapardım da bozulacak bu yapmazsam eğer. Ondan dolayı bunu da bugün halletmem lazım. Bu kavanozun içine de bu kavanozu yıkayacağım. Biraz bulaşıklar da var. O bulaşıkları da yıkayacağım. Bu kavanozun içine de salçayı ilave edeceğim. En azından kapağı var. Salçayı da bu kavanozda dolaba koyarız.
Salçayı da çıkartayım şuradan. Buzdolabı çalışıyordu. Şimdi kapattım buzdolabını. Şimdi serinleyecek içerisi zaten. Havada karardığı zaman serin oluyor. Bir şey olmuyor. Sabaha kadar çalıştırmıyorum çünkü akünün gücü yetmiyor ona. Sadece sabahtan akşama kadar ben yokken çalışıyoruz. Sıcakken yani. Güneş vuruyor ya. Bakalım. Oo. Salça var ya buz gibi arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz buna. Şimdi şuradan önce salçayı bir kavuralım mı ya? Yağ ile bir kavuralım salçayı önce. Ondan sonra fasulye ekleyelim. Ondan sonra üstüne su ilave edelim. Şimdi çok fazla teferruatlı yapmayacağım. Zaten soğan katamıyoruz. Çünkü şileye verdiğim için. Şimdi yağ koyalım biraz. Yağ da almadım ya. Ay sonuna kadar yeter mi acaba ya? Şu kadar bir yağ var. Bilmiyorum yeter mi? Genelde hep yemeklere kullanıyoruz ama yeter gibime geliyor ya. Yetmezse de alırız abi. Yapacak bir şey yok. Bir iki hafta yetse yine iyi. Bu biraz kaynasın. Şunu kapatacağım çünkü ceyran yapıyor. Şunu yaptıktan sonra şey yaparım. Biraz suyu fazla koyalım içine. Etrafta dağınık etrafı falan da birazcık toparlamam lazım. Bir de salata yaparım yanına. Ama önce şileye bir verelim halledelim. Ondan sonra birazcık etrafı toparlayayım. Daha sonrasında videolara falan devam ederiz videoya. Çünkü artık uzun videolar paylaşmaya başladım arkadaşlar. Uzun videolara tam gaz devam edeceğiz. Şimdi şuradan yağ kızdı. Salçayı ilave edeyim. Bir kaşık yeterli ya. Salçayı da çok fazla harcamayalım. Biraz salçayı şöyle kavuracağım. Fasulyeyi ilave edeceğim arkasında. Çok da kavurmaya gerek yok. Ondan sonra şey çıkmıyor. Bulaşığı yıkarken tencerenin dibi çıkmıyor. Şunu da şöyle bir ilave ederim üstüne. Su var bunda ama bir şey olmaz herhalde ya. Şimdi bu kavanozu şey olarak kullanacağız. Salça kavanozu yapacağız. Daha sonra aldığımız salçaları hep bunun içine koyarız. Buna şimdi su da ilave edeceğim. Aşk sadece anlayana, güzelli gözlüm sen bir yana. Çorba gibi olacak biraz ama olsun ya. Bir şey olmaz. Ne kadar ekmeğimiz var? Sabaha biraz şu çeyrek yedik olan bir tamı yesem, şu çeyrek yedik olanı da sabaha yesem olur. Çünkü fabrikada saat 10 gibi falan, yani 10 molasında, ilk molada yani birer tane herkesin poğaça hakkı oluyor. Orada da bir tane poğaça gömüyorum. İkinci şeyinde de yani öğleden sonraki molada da bir şeyler oluyor. Bazen kek oluyor, bazen kurabiye oluyor. Bugün bir şey yoktu mesela. Buna daha su eklemeyeceğim. Yeterli bu kadar. Biraz fasulyesi az oldu ama bir şey olmaz bugünlük. İdare ederim. Şimdi en azından bozulmasın abi. Bozulacağına yani midemde dursun daha iyi. Daha mantıklı. Şimdi şu salçayı bu kavanoza ilave edeceğiz ama kavanozu yıkamamız lazım önce. Çünkü salçanın kapağı yok arkadaşlar. Ufak ufak pişsin burada. Şila. Bekliyorum biliyorum kızım ama birazcık pişsin ondan sonra. Biraz ekmek doğrarız dibine. Üstüne de ilave ederiz yemekten. Mis. Ben de tuz atarım, pul biber falan atarım kendim yerken. Ama sana yok, sana zararlı. Bu pişsin arkadaşlar, ben de birazcık şu camı falan açacağım da. Ceyran yapıyor, tüp kapanıyor ya. Şuraları falan biraz toparlayayım. Şu astığım kıyafetler kurumuş, onları alayım. Şöyle göstereyim. Bak sabahtan orada bırakmıştım kurusun diye. Yarın giyeriz onları temiz temiz. Ya elde yıkadım ya kıyafetleri. Hep çekmiş, sünmüş bu kıyafet mesela. Uzamış ya bildiğin. Ben küçülür diye bekliyordum, uzamış kıyafet. Ya bir şey olmaz, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Birazdan görüşürüz arkadaşlar.
Bir ortalığı biraz toparlayayım. Şimdi soğuk bir duş aldım arkadaşlar. Kendime geldim. İyice soğuk suyla duş almaya da alıştık var ya. İyi oluyor bir yandan. Duşumuz iyi de. Sıcak suyla olmuş olsa aslında biraz ılık olsa yani iyi olur mesela. Şimdi soğuk suyla alıyoruz, bir sıkıntı olmuyor da. Gene şimdi bile soğuk suya girmeye yani çekiniyorum biraz. Her gün duş alamıyorum mesela. Ilık su olmuş olsa mesela iyi olur. Onu da kışın bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Çözmemiz lazım yani kışın. Çözemezsek sıkıntı. Duş olayını bir şekilde kışın ayarlamamız lazım. Webosto taktıracağız ya kışın. Webosto taktırdığımız zaman acaba su tankının 200 litrelik su tankı var ya arkada. Su tankının yanına mı koysak Webosto'yu? O zaman hem şey olur mu, sıcak olur mu acaba bilmiyorum da. Yani tankın içindeki su. Neyse arkadaşlar, ben şimdi pırıl pırıl tertemiz kıyafetlerimi giyeyim. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, birisi Şila'yı yemek yerken çek diye videolarda söylemiştik. Geçen de çekmiştim aslında ama görmemiştir muhtemelen. Dedim bir çekeyim. Normalde şu tabağı kullanıyordum Şila'nın yemek için ama bu küçük geldiğini fark ettim biraz. Çünkü Şila da birazcık büyüdü bayağı bir. Ondan dolayı benim bir tane Decathlon'dan aldığım şey vardı. Tabak vardı. Bundan iki tane var. Birini Şila'ya, yani arkadaşımız olan Şila'ya rahat rahat yemeğini yesin. Al bakalım. Afiyet olsun. Kuru fasulyeli ekmek arkadaşlar. Aslında bunlar şeyden daha sağlıklı yani. Mamanın içinde ne olduğu belli değil. Ya iyi bir mama almak gerekiyor. İyi bir mama da onu da bilmiyorsun ki ne olduğunu içinde. En azından bunun ne olduğunu biliyoruz abi. Öyle vermek daha mantıklı aslında ama mama alacağız ilerleyen zamanlarda tabii ki. Güzel şöyle problem vardı ne olursa iyi bir mama. Aferin benim kızım. Aferin, ye hadi ye. Doydun mu? Doydun mu kızım? Ye hadi ye. Ye mamanı, ye hadi. Doydu herhalde. Bu dışarıda gezerken de bir şeyler buluyor, yiyor kendi kendine. Kemik memik bir şeyler buluyor dışarıda. Dışarı mı çıkacaksın? Çıkacak mı? İyi bakalım hadi. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Yemek yeme vakti bana geldi. Şu sofra bezini bir sirkeleyelim önce. Daha sonrasında sofra bezi de kirlenmiş biraz da. Neyse, bir şey olmaz şimdilik. Bir salata yapalım abi, güzel şöyle. Beyaz tişört de iyi oldu ha. Ya şöyle eğilince saçlarımın döküldüğü yerler belli oluyor da. Şapka taksam mı? Boşver ya, neyse. Bir tane soğan salatamız için. Ondan sonra şuradan hemen domates bir tane. Bir dakika, salatalık nerede salatalık? Altında mı salatalık yoksa? Salatalık almadık mı biz ya? Ha, salatalık almadık. Salatalık kötüydü. Kötü olduğu için almadık arkadaşlar. Bir dakika, şimdi bıçak vardı. Bıçak nerede? Bıçak vardı burada bir yerde. Ben şimdi elimdeydi sanki, gördüm ya. Bir yerde gördüm de. Neredeydi bıçak? Şununla keser miyiz? Kesebilir mi? Heh, şurada bıçak. İçerim yanıyor yar yar yarım pek değil. Kime desem derdimi ben, bulutlar bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var, yoksa yarın gözyaşları bu yağmurlar.
Şimdi arkadaşlar bu soğanı doğrayacağım. Üstüne bir de domates de doğrayacağım. Yağ, tuz, limon da olur da bir tane limonum var. Onu şimdi bunu harcamak istemiyorum. Yarın çorba morba bir şeyler yaparsak ona kullanırız o limonu. Limon alacaktım da unuttum herhalde, aklıma gelmedi. Bir dahaki gittiğimizde artık limon da alırız. Pazar mazar yok, bu köyde pazar kurulmuyor ya. Pazar kurulmadığı için birazcık sıkıntı. Manzara da güzel aslında. Bu manzara eşliğinde bir klarnet gider ha. Yemeği yiyeyim de ondan sonra bir hava kararsa da bir şey olmaz. Karanlık manzarası olsun. Bir klarnet çalarız arkadaşlar. Sizlere. Emek sarf edelim biraz ya. Klarnet gerçekten çok emek isteyen bir şey arkadaşlar. İnşallah öğreneceğiz. Bir hüsnü şenlendirici olamasak da yani. Bir hüsnü şenlendirmeyince oluruz yani bir şeyler. Fasulyeyi ısıtacağım. Birazcık. Sıcak da zaten, birazcık daha ısıtabiliriz. Ama önce şunu biraz tuz atayım. Tuzu da azaltmam lazım ama lezzet alamıyorum o zaman da hiçbir şey ya. Şu kavanozu yıkayıp salçayı koymamız lazım. Neyse, biraz nane atabiliriz aslında buna. Biraz nane iyi gider. Of, bugün yoğurtlu bir şey vardı fabrikada, yemekti arkadaşlar. Yoğurtlu böyle semizotu mu bir şey vardı. Çok güzeldi ya. Millet sevmiyordu da. Ya şimdi arkadaşlar, kimler izliyor videoları, videoyu şu anda bilmiyorum ama inşallah izliyorsunuzdur. Sizlere söylemek istediğim bir şey var. Abi adamlar, bakıyorum kadın erkek çalışıyor, neyse fabrikada herkes çalışıyor. Mesela elini bin bir türlü şeye sürüyor orada çalışırken, gidip de bir elini yıkamıyor yani yemekten, direkt yemekhane sırasına. Abi önce git bir elini yıka, tertemiz yemeğini yesene ya. Pis pis ellerle orada çalışıyor, gidiyor o ellerle bir de yemek yiyor. Bin bir türlü şeye değiyor eli. Burnunu mu karıştırıyor, bir şeylere mi değiyor, bir şeylerden mi, mikrop mu kapar, şey mi kapar yani. Yemek yiyorsun sonuçta orada, ellerinle yiyorsun yemeği. Ekmeğe sürüyorsun elini, ne bileyim, ondan sonra çatalla kaşığa sürüyorsun. Saçma bir olay yani. Git ellerini yıka, ondan sonra rahat rahat ye. Ben ne yapıyorum mesela? Gidiyorum öncelikle. Yemeğimi alıyorum. Yemeği aldıktan sonra bırakıyorum masaya. Gidiyorum ellerimi yıkıyorum güzelce. Ondan sonra tekrar geliyorum. Öyle güzel oluyor. Şaşıp kalıyorum insanlara ya. Bunu da sizlere söylemek istedim. Kesinlikle ben elimi yıkamadan yemek falan yiyemem ya. Olur mu öyle şey? Biraz da pul biber atalım şuna. İyi ki bu baharatları almışız ya valla. Oh. Abi bakacağız. Kendimize bakacağız. Çalışıyorsak kendimize bakacağız ki iyi hissedelim. Biraz da kekik var. Biraz da kekik atabiliriz ya buna. Oh, baharatlı böyle salata olsun. Şimdi şu şeyi biraz ısıtayım. Nerede? Çakmak nerede? Şimdi çakmak arayacağız. Çakmak nerede? Burada var bir tane. Tamam. Tencereden yiyeceğim fasulyeyi de. Size de biraz ayıp olacak ama yapacak bir şey yok. Ben hep tencereden yiyorum zaten. Gelen giden yok ya. Şu fasulyeye de biraz tuz atayım. Az bir şey ısınsın. Çok da sıcak oldu mu yenmiyor. Nerede bizim ekmek? Şurada. Şu ekmek zaten yeter. Şey de var. Şila neredesin sen? Gel. Şila. Sen yemeğini yedin ama gel yine de. Atacağım buraya. Neyse ben yemek yiyeyim, rahat rahat bırak şimdi. Yeter ya, tüpü boş harcama yak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım verdiğin nimetlere şükürler olsun. Bak bugün aklıma geldi. Gelecek misin? Gel buraya, atla.
Çile de tabağında biraz yemek kalmış, onu bitiriyor. Bura güzel ya. Hafta içi daha güzel oluyor. Sessiz, sakin. Hafta sonu apaçiler çok geliyor da. Son ses müzik. Hafta içi güzel. Etrafı izliyorum işte, böyle cam açıyorum. Buradaki straforu falan çıkarttığımız iyi oldu ya. Kışın koymuştuk ya strafor buraya. Komple kapatmıştık. Perde var. Banyo falan yaptığım zaman perdeyi çekiyorum. Çok sulu olmuş bu ama neyse, bir şey olmaz ya. Salata var ya, 10 numara olmuş. Domatesi, soğanı eksik etmemem lazım. Gel yukarı atla. Geleceğim mi? Al. Al kızım. Yukarı gel, atla. Gel. Gel, seni de görsünler ya. Gel hadi gel. Gel. Gelmiyor mu? Sen bilirsin. Al o zaman. Çıkardı normalde kendisi de. Bugün çıkmadı, hayret. Yukarıda villalar varmış ha. Yangın falan mı var orada? Ateş falan bir şey yakmışlardır ya. Bu arada diyenler oluyor arkadaşlar, dışarıda niye ateş yakmıyorsun, yemeğini orada yapmıyorsun diye. Dışarıda ateş yakarsam kaldığım yerden olurum arkadaşlar. Jandarma gelir, birisi terslik yapar, jandarmaya şikayet eder. Yoldan geçen biri görür. Sıkıntı, hiç gerek yok. Jandarma buraya bir kere geldi. Gecenin 1:30'unda falan geldi. Ben uyuyordum o sıra. Ne yapıyorsun falan filan dedi. İşte dedim abi, İşe girdim işte, fabrikada çalışıyorum. Burada karavanda yaşıyorum dedim. GBT falan baktı işte, kim niye. Ondan sonra gitti. Ondan sonra bir daha gelen giden olmadı. Ha şey dedi jandarma. İyi, hoş, güzel düşünmüşsün de bu köpek ne ya yanında falan dedi. Ben yani benle birlikte yatarken gördü köpeği.
Ondan sonra dedim, öyle şey olur mu dedim ya. O benim can dostum, arkadaşım dedim. Ondan sonra bir şey demedi. Yağmur yağıyordu zaten, gitti. Gittiler. O da sen ben gibi arkadaşlar. Jandarma yani. Astsubay. Yüzbaşı. Veya polis. Başkomiser. Sen ben gibi insan yani. Kimse kimseye şey yapamaz yani. Mesela böyle komiser olup, başkomiser olup, başçavuş olup, ahkam kesenler böyle dayılananlar şeyler oluyor. Sen kimseye şey yapmayacaksın. Kimseye de kötü olmayacaksın. Bir suç işlemeyeceksin. Kimse sana gelip bir şey diyemez. Çünkü biz bu ülkenin vatandaşıyız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ben yemeğimi yiyeyim rahat rahat. Sonra görüşürüz. Karnımı doyurdum arkadaşlar. Her şey iyi, iyi hoş da. Şimdi şu bulaşıkları yıkaması. 2 dakika, hemen bir 10 dakika girip bulaşıkları halletmem lazım bir an önce. Kavanozu falan da yıkayayım. İşten gelince hiç uğraşasım gelmiyor böyle şeylerle ya. Bulaşıkla. Şimdi bir klarnet çalalım diyeceğim de. Çalalım abi 2 dakika ya. 2 dakika üşenmeyelim. Manzaraya karşı. Güneş battı da gerçi. Sen. Bir sürü parçayı da çaldık aslında da. Gene bir hasretinle yandı gönlüm yapalım ya. O güzel oluyor. Dinlemeyenler vardır belki. Bir hasretin meyanını gönlüm yapalım bugün. Allah. Ben manzarayı çeviriyorum kamerayı arkadaşlar. Hep beraber bir klarnet dinleyelim. Manzara güzel. Elimden geldiğince çalmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım, inşallah beğenirsiniz. Çok yüksek sesli değil de sizleri rahatsız etmeyecek şekilde, şöyle yani kulağınızı tırmalamayacak şekilde çalmaya çalışacağım bakalım. Elimden geldiğince çalmaya çalıştım arkadaşlar klarneti. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük videomuz bu kadar. Manzaramız böyle. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Bütün videoları birleştirip o şekilde paylaşacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdin, seni kırmışlar. Kuruduğunda kalbim sığınırdım yağmurlarına. Sen böyle değildin, çok severdin, seni kırmışlar.